Sporayın TV'den herkese iyi günler. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Çaykur Rizespor'un yeni transferi Engin Baytar sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray takımından Çaykur Rizespor'a transfer olan Engin Baytar'ın sağlık kontrolleri Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde yapıldı. Çaykur Rizespor'la anlaşan orta sahanın ortası, sol ve sağ açık mevkilerinde oynayan futbolcu Engin Baytar, kan tetkiklerinin ardından kapsamlı muayene edildi. 30 yaşındaki genç sporcu Engin Baytar ligin ilk yarısında 7 kez yeşil sahalara çıktı. Galatasaray-Ajax karşılaşmasında stadyumdaki güvenlikçilerin maçı izlemeye giden özürlü taraftarları fiili ve sözlü saldırıp tartakladığı iddia edildi. Galatasaray'ın Ajax'ın 2-1 mağlup ettiği maç öncesi stadyuma kendileri için ayrılan bölüme girmek isteyen özürlü taraftarlar o bölümün iki kapısının da kilitli olduğunu gördü. Daha sonra bu konuyla ilgili yetkililerden yardım isteyen özürlü taraftarlar muhatap bulamayınca stadyumda bulunan özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Yardım istenilen kişiler tarafından önce sözlü olarak hakaretler gören taraftarlar daha sonra da fiili saldırıya maruz kaldı. Stadyum çevresinde bulunan polislerden de yardım isteyen ve güvenlikçileri şikayet eden özürlü taraftarlar, "Şikayetin varsa karakola git, şikayetçi ol" sözüyle karşılaştı. Yarım saate aşkın süre tartışmanın ardından organizasyonu düzenleyen komiteden yetkili gelerek özürlü taraftarları karşılaşmanın 20. dakikasında içeri aldı. Turkish Airlines Antalya Cup organizasyon sorumlusu Muzaffer Kula, yaşanan sıkıntılardan bilgisi olduğunu daha sonra tüm özürlü taraftarları içeri aldıklarını ifade etti. Maça girmeye çalışan özürlü taraftarların biletlerinin olmadığını savunan Kula, "Daha sonra her türlü yardımı gösterip içeri aldık. Güvenlikçiler tarafından özürlüler tartaklandı" sorusuna ise "Kesinlikle yalan, bu imkanı yok. Ben oradaydım. Organizasyonun operasyon sorumlusuyum. Önce tartaklayıp sonra adamları içeri almak mantık dışıdır" diye konuştu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Cristian Baroni ligde en yakın takipçileriyle aralarındaki puan farkının kendileri üzerinde baskı oluşturacağı yönündeki düşüncelere katılmadığını söyleyerek "Diğer insanların ne konuştuğu bizim için önemli değil. Oyunumuzu göstererek şampiyonluğa ilerlemek istiyoruz" dedi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Cristian Baroni kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunup basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten tecrübeli oyuncu Baroni, "Çalışmalarımız gerek salonda gerekse sahada çok güzel bir organizasyona devam ediyor. Gerçekten de sıkı çalışıyoruz. Çünkü ligin ikinci yarısının çok daha zor olacağını biliyoruz. Şampiyon olmak için birbirimize kenetlendik" dedi. Cristian Baroni, teknik direktör Ersun Yanal'ın çok özel biri olduğunu kaydederek hocası hakkında şunları dile getirdi. "İletişim anlamında çok özel birisi, herkesle tek tek ilgileniyor. Zaman zaman takım halinde konuşmalar yapıyor ve bizim performansımızı değerlendiriyor. Her oyuncunun takıma ne kadar katkı verebileceğini çok iyi biliyor çünkü çok kaliteli oyunculardan oluşuyoruz. Bir hata yaptığımda kendimi daha iyi göstermem gerektiğini düşündüğünde Ersun Hoca hemen benimle konuşuyor ve bundan ders alarak bir dahaki maçlarda kendimi daha iyi hazırlıyorum" dedi. Galatasaray Odaya Bank Spor Toto Türkiye Kupası 8'li final 3. ve son maçında Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe'yi 76-70 yenen Galatasaray 11. kez Türkiye Kupası'nı aldı. Türkiye Kupası'nda 15. kez finale oynayan Galatasaray 11. kez zafere uzandı ve bu kupaya en çok kazanan takım olma unvanını sürdürdü. Finalde Galatasaray Odaya Bank'a kaybeden Fenerbahçe ise 9 Türkiye Kupası kazandı. Son 6 sezonun finalisti olan Galatasaray Odaya Bank üst üste 5. Türkiye Kupası'na uzandı. Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim, bir Fatih Terim'in bir daha gelmesinin zor olduğunu, gelecek kişinin ya kendisini geçeceğini ya da kendisi gibi olamayacağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Yaptığım uygulamalarla şu an birçok teknik direktörün Türk futboluna hizmet ettiğini görüyorum. 30-40 arkadaşım antrenör vardır ki benimle çalışmıştır ve Türk futboluna hizmet ediyor. Ben bundan çok büyük bir haz duyuyorum ama eğer bir Fatih Terim bekliyorsanız bu bir daha olmaz. Ya Fatih Terim'i geçer ya da Fatih Terim gibi olmaz" dedi. Sporayın TV'den şimdilik bu kadar. Daha fazla ayrıntı ve haberi internet, Facebook ve Twitter adreslerimizden takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.